Sosyoloji, toplum yapısını bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak inceleyen, toplumsal yapıda oluşan olayları açıklayan, toplumsal yapıdaki gelişimi ve değişimi ele alan, kuramlar geliştiren ve sonuçlara ulaşan sosyal bir bilimdir. Sosyolojik bakış açısı nedir? Sosyolojik olarak düşünmeyi öğrenmek, başka bir deyişle daha geniş görünüme bakmak, ingelemin işlenmesidir. Koşulların dolaysızlığından kurtulabilmek ve olayları daha geniş bir bağlam içerisine yerleştirmektir. Sosyolojiyle uğraşmak yalnızca bir bilgi edinme süreci olamaz. Aynı zamanda sosyolojik bakış açısına sahip olmamız gerekir. Yani sosyolojik bakış açısı dediğimiz olay, bir duruma, bir olaya tek bir yönden değil, alternatif yönlerden de bakmak demektir. Sosyolojinin özelliklerini inceleyelim. Sosyoloji topluma bir bütün olarak yaklaşır. Tek tek bireylerle ilgilenmez. Grupla, yani toplumla ve toplum içindeki bireyle ilgilenir. Değer yargısında bulunmaz. Normatif bir bilim değildir. Yani toplumsal olaylarla ilgili kural koymaz. Olması gerekeni değil, var olanı inceler. Toplumsal yaşamda görülen, benzer ve tekrarlanabilir olgu ve olaylar üzerinde durur. Sosyoloji, sosyal olay ve olguları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler. Sosyoloji, sosyal olayları çok nedenli olarak açıklar. Sosyolojinin tarihçesi. Sosyoloji terimi ilk kez bir sosyolog olmaktan ziyade bir bilim felsefecisi olan Fransız Auguste Comte tarafından kullanılmıştır ve İngiliz Herbert Spencer tarafından da geniş kitlelere tanıtılmıştır. Sosyoloji kelimesi 1838 yılında Auguste Comte tarafından Latince arkadaş, dost ve Yunanca bilim kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Comte, insana dair bütün bilimleri, tarihi, psikolojiyi ve ekonomiyi birleştirmeyi hedefliyordu. Onun toplumsal şeması tam da 19. yüzyıla özgüydü. Tüm insanlığın aynı tarihsel aşamalardan geçtiğine inanıyordu. Bu aşamalar teolojik aşama, metafizik aşama ve pozitif aşamadır. Eğer bu gelişimi bir insan kavrarsa toplumsal hastalıklar için de çare bulabilirdi. Toplum bilimlerin tarihçesi olarak yer alıyordu. Yani toplum bilimi, sosyoloji tüm bilimlerin tarihçesi olarak adlandırılıyordu. Sosyoloji terimiyle ilk yayımlanan kitap İngiliz düşünür Herbert Spencer'ın yazdığı toplum bilimi çalışmasıdır. Sosyolojinin amaçlarını inceleyelim. Toplumların içinde bulundukları yere ve zamana göre nesnel ve somut koşullarla anlamak. Toplumların tarihsel gelişim sürecinde değişimin etkilerini ve yönünü açıklamak. Farklı toplumlar arasındaki benzerlikleri saptayıp genellemelere ulaşmak. Mevcut toplumsal verilere dayanarak ileride ortaya çıkabilecek olaylarla ilgili öngörüde bulunmak. Sosyolojinin ilgili olduğu, yani ilişkili olduğu diğer bilimler, antropoloji, psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, tarih, felsefe ve coğrafyadır. Toplumsal olay, toplumsal yaşamda tek tek ortaya çıkan değişmelerdir. Başlayış ve bitiş süresi ile yeri bellidir, somut ve özeldir. Örneğin Fransız devrimi, Ali ile Ayşe'nin evlenmesi. Toplumsal olgu, toplumsal yaşamdaki aynı türden birçok oluşum ve değişmeyi anlatan bir terimdir. Soyut ve geneldir, sürekliliği vardır, başlayış ve bitiş süresi kesin olarak belirlenemez. Örneğin göç, kentleşme, sanayileşme, evlilik, boşanma gibi. Toplum, kurum ve kuruluşun anlamı nedir? Toplum en genel anlamıyla insanlar arasındaki tüm ilişkiler ile bu ilişkilerden oluşan kurumlar, kuruluşlar, gruplar ve kültürü işaret eden örgütlü ve dinamik bir bütünlüktür. Toplum olabilmenin başlıca koşulları, belirli bir coğrafyada yerleşmiş olmak, ihtiyaçları karşılayan işlevlerinin yerine getirilmesi, ortak bir kültürü paylaşmak, değişmeye rağmen süreklilik göstermek. Toplumsal eylem. Belirli bir süreç içerisinde toplum, kurum ve grupta yerleşmiş, kabul görmüş eylemlerdir. Max Weber'e göre 4 tip toplumsal eylem bulunmaktadır. Birincisi duygusal eylem. Anlık ya da kısa süreli duygulara dayalı olarak hareket edilmesidir. İkincisi geleneksel eylem. Eylemin arka planında o toplumda öne çıkan gelenekler bulunur. Örneğin Türkiye'de yaygın bir örnek olarak kız isteme töreninde gelin adayının kahve yapması.
Değere yönelik rasyonel eylem. Bireyin eylem sonrasında yaşayacaklarını bilerek, bunu hesaba katarak ve sonucuna katlanarak eylemde bulunması ama aynı zamanda din, inanç, ahlak gibi kişisel değerlerine dayalı gerekçeler rasyonel olarak gerçekleştirmesidir. Amaca yönelik rasyonel eylem. Bireyin belirli bir amaç gerçekleştirmek için süreçleri rasyonel bir şekilde planlayarak, duygu ve değerlerini kontrol ederek faaliyette bulunmasıdır. Toplumsal kurum. Nesiller boyu devam eden, kalıcı nitelik kazanan, ortak kabul görmüş uygulama ve davranış kalıplarıdır. Örneğin, ekonomi, din, siyaset, eğitim, aile, hukuk birer toplumsal kurumdur. Kuruluş, bir diğer adıyla organizasyon. Çeşitli amaçlarla insanların bir araya gelerek oluşturdukları somut örgütlenmelerdir. Sivil toplum kuruluşları olan dernekler, vakıflar, sendikalar ve meslek örgütleri buna örnek verilebilir. Toplumsal ilişki, bireyler ve gruplar arasındaki etkileşimdir. Toplumsal ilişkilerin özellikleri en az iki bireyin olması, bireylerin birbirinden haberdar olması, ilişkinin ortak anlam taşıması, ilişki için belli bir sürenin geçmesi. Toplumsal ilişki türleri, birincil ilişkiler, yüz yüze, çıkarsız, samimi duyguların olduğu uzun süreli ilişkilerdir. Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında görülür. İkincil ilişkiler, resmi kuralların geçerli olduğu, çıkara dayalı kısa süreli ilişkilerdir. Şirket ilişkileri gibi. Toplumsal grup. İki veya daha fazla bireyin sürekli etkileşim içinde bulunarak ortak amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturduğu topluluktur. Toplumsal grupların özellikleri. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmişlerdir. Grup üyeleri biz duygusuna sahiptir. Üyelerinin beklentileri ve umutlarına yanıt arar. Üyelerine güven duygusu verir. Bireylerinin kişiliğinin gelişmesini ve toplumlaşmasını sağlar. Her grubun kendine özgü değer ve normları vardır. Toplumsal grup çeşitleri. Üye sayılarına göre büyük gruplar, aile, köy, küçük gruplar, kent. Kuruluş biçimine göre resmi gruplar, şirket ve dernek gibi, resmi olmayan gruplar, arkadaşlık. Sürekliliğine göre gruplar, sürekli gruplar, aile ve köy. Süreksiz gruplar, mevsimlik işçiler. Toplumsal ilişki tipine göre birincil gruplar, aile ve arkadaşlık, ikinci gruplar, şirket ve sendikalar. Toplumsal dayanışmanın türüne göre cemaat, aile, arkadaşlık, köy grupları, cemiyet, kent grupları, insanların gruplara katılma nedenleri, ilişki kurma ihtiyacı, özdeşleşme yani ait olma ihtiyacı, güç sağlama, sosyal kimlik edinme, güvenlik sağlama, benzerleriyle birlikte olma, toplumsal yığın. Fiziksel olarak bir arada olmalarına rağmen aralarında sosyal ilişki yok denecek kadar az olan kişilerden oluşur. Toplumsal yığınlar dörde ayrılır. Sıradan kalabalık, izleyiciler, etkin kalabalıklar, gösteri kalabalıkları. Kalabalık kavramı ise çeşitli nedenlerle bir araya gelmiş fakat birbirleriyle etkileşim içinde olmayan bireylerden oluşur. Fertlerin ortak bir amacı ve işlevi yoktur. Uyarı, toplumsal yığınlarda insanlar rastlantı sonucu bir araya gelir ve birbirlerini tanımazlar. Sosyal kategori. Toplumda bazı özellikleri nedeniyle bir arada düşünülen insanlardan oluşan topluluklardır. Sosyal kategoriler dörde ayrılır. Kitle, toplumsal azınlık, toplumsal sınıf, baskı grubu. Sosyolojinin yöntem ve teknikleri, akıl yürütme yöntemleri, tümden gelim, dedüksiyon, genelden özele doğru akıl yürütme yöntemidir. Örneğin, bütün insanlar ölümlüdür. Ali insandır, o halde Ali ölümlüdür. Tüme varım, endüksiyon, özelden genele giden bir akıl yürütme yöntemidir. Örneğin, bakır bir metaldir ve metaller ısıtılınca genleşir. Demir metaldir ve ısıtılınca genleşir. O halde bütün metaller ısıtılınca genleşir. Analoji, benzeşim. Özelden özele doğru yapılan akıl yürütme yöntemidir. Örneğin, İtalya yarımadadır ve balıkçılık yapılır. Türkiye'de yarımadadır. O halde Türkiye'de de balıkçılık yapılır gibi. Sosyolojide veri toplama teknikleri. Gözlem. Toplumsal olayların oluş halindeyken amaçlı olarak izlenmesidir. Monografi, sınırları belirlenmiş bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Anket, toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için hazırlanan soru formlarıdır. Sosyometri,
toplumların üyeleri arasındaki ilişkileri belirlemek için uygulanan tekniktir. Görüşme, belirli konularda önceden hazırlanmış sorulara dayanan karşılıklı konuşma tekniğidir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı Yayınları.